Evet efendim, son seansın gündem başlıklarına baktıktan sonra bu kez ise bağlantımıza gideceğiz. Bağlantımızın ucunda şu anda Ömer Emeç Albaraka Türk baş ekonomistiyle birlikteyiz. Çok pardon, şu anda evet Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge ile birlikteyiz. Daha sonrasında Ömer Bey ile birlikte olacağız. Öncelikli olarak biraz piyasalara değinelim istedik. Cem Bey hoş geldiniz. Selin Hanım merhabalar, iyi akşamlar, hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi piyasalarda şu anda özellikle COVID-19'un salgın merkezi olarak görülen İtalya, New York buralardaki can kayıplarındaki vaka sayılarının bir gün öncesine nazaran birazcık daha olumlu, yani düşüş göstermesi, iyimserlik göstermesi piyasalarda tabloyu biraz daha yeşile doğru büründürmüş durumda. Şimdi dipten dönüş hikayesi başladı diyebilir miyiz? Piyasalar buna hangi yönden bakıyor ve yarınki Borsa İstanbul açılışında ne bekliyorsunuz? Sizin öngörülerinizi alabilir miyim? Evet, şimdi zaten hani baktığımız zaman bu iki hafta önce çok ciddi bir satış baskısı vardı. Bu tabii hastalıkla ilgili haberlerin özellikle Avrupa tarafında hani kontrolden çıkıyor mu da hastalık çok daha kötü yerlere mi gidecek? Artı Amerika'daki olaylar ne olacak? Artı buna da petrol fiyatlarının çöküşü beklerken tam böyle katastrofik bir satış baskısı yaratmıştı. Yani buradaki likite geçiş satışları, dolarizasyon çok piyasada tüm varlık sınıflarında seviye bakılmaksızın kayıpları beraberinde getirmişti. Ama şimdi görüyoruz ki Avrupa tarafında rakamlarda bir miktar iyileşme var. Yani özellikle bizim hani kontrol ettiğimiz bölgelerden bir tanesi İtalya. Çünkü hani hastalığın en yaygın olduğu ve en agresif ölüm rakamlarının geldiği ülke olarak İtalya'da son bir haftadır olan yataylaşma, ki bu son 3-4 gündür de düşüş rakamlarına işaret etmeye başladı. Yatırımcıları umutlandırmaya başladı. Tabii burada şimdi takip edeceğimiz yerler İspanya, Fransa, sırasıyla İngiltere ve Amerika. Ve Amerika'dan bugün gelen bir rakam dünki rakamın altında kalınca bugün piyasada Amerika tarafında alımların kuvvetlendiğini görüyoruz. Tabii burada Trump da yönetiminin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tabii yine yaptığı açıklamalarda hani Amerika'da minimum 100 bin, maksimum 240 bine kadar bir projeksiyon öngörülmesiyle geçtiğimiz hafta oldukça dalgalı Amerikan seyirleri görmüştük. Fakat bu Amerika'daki vaka ve ölüm sayılarının şu anda korkulan kadar olmaması, tabii yine yüksek gidiyor, hiç durmak istemediğimiz rakamlar, ama en azından o felaket senaryosundan bir miktar daha geride kalması şu anda piyasalara moral veriyor. Tüm varlık sınıflarına yukarı yönlü bir hareket var. Zaten petrol fiyatlarında geçtiğimiz Perşembe, Cuma günü yukarı yönlü bir tepki hareketi vardı. Bu 9 Nisan'da biliyorsunuz OPEC toplantısı var. Zaten 10 Nisan'da piyasalar kapalı olacak. Buradan kaynaklı bugün yine VIX endeksinde ciddi bir gerileme, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir sıçrama ve Amerikan borsasında da yine Avrupa ile birlikte %5-6'lara varmış bir prim görmekteyiz. Eğer yarın bu şu anda gördüğünüz pozitif seyir risk iştahı Asya piyasasının yansıdığı ve vadeli tarafta da önemli bir realizasyon görmezsek Türk piyasada yarın olumlu etkilenecektir. Bugün zaten bir tane 92.500 seviyesinin uzun zamandır altını çizmekteyiz. Endeks 90.000 seviyesinin üzerine güne başladıktan sonra en başta 91.000 seviyelerini aşmaya çalıştı. Burada bir miktar kar realizasyonu geldi. Çünkü burada ana sebep eş anlamda dolar TL'deki satış baskısının, yani yukarı yönlü hareketin devam etmesiydi. Baktığımız zaman şu anda eğer bu kapanışlar devam edecek olursa yarın biz de açılışla birlikte bu olumlu seyre ayak uyduracağız gibi gözüküyor, ama hep bir tarafta da baktığımız, izlediğimiz yer dolar TL. Hı hı. Şimdi tabii dolar TL'de bulunduğumuz seyre biraz kaygı verici. Yani gelişmekte olan piyasalardaki bir satış baskısı söz konusu. Bize özel sebepler söz konusu, ki biz özel sebeplerin başında bu Merkez Bankası'nın son ayarlamaları sonrası. Evet, Cem Bey burada araya girmek istiyorum, evet, özellikle tabii, müsaadenizle. Tabii. Şimdi dolar TL'de yön yukarıya doğru devam ediyor, ama gelişmekte olan ülkeler arasında TL burada birazcık daha negatif ayrışıyor. Dolayısıyla evet, buradaki yönü yukarıya doğru bekliyor musunuz? Yani buradaki işte CDS'ler bir taraftan baktığımız zaman oldukça yüksek seviyelerde. Yani Türkiye ve ABD ilişkilerinin krize girdiği dönemlerdeki süreci üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla bir taraftan da burayla orantılı olarak giden bir TL varlıkları var. Yani dolar TL yönü var. Yani bu tarafta neye dikkat etmemiz lazım bizim?
Evet, yani yıla iyi başlayan bir dolar TL özellikle son 15 gündür negatif ayrışıyor. Bu net. Yani tamam, gelişmekte olan kur sepetinde belirgin bir satış baskısı var. Topyekun bütün özellikle bu Güney Afrika'nın not indirimi sonrası geçtiğimiz hafta sonu belirginleşen bir Güney Afrika, Türk lirası, işte petrol fiyatları kaynakları Rusya ve yine Meksika pesosu ile ilgili problemler son 1-2 haftadır satış baskısı oluşturuyordu. Ama bugün bir kez daha gördük ki güne negatif başlayan bir gelişmekte olan kur sepetinin dolar TL yine başları çeken kayıplar sonrası bu Amerika'daki TL'nin olumluya dönmesi ve daha sonra bu olumluluğun artmasıyla Güney Afrika randı ve Meksika ve Brezilya reali kayıplarının önemli bölümünü telafi edip artıya geçerlerken TL'nin burada zorlandığını gördük. Bu da önümüzdeki süreçte TL tarafındaki satış baskısının bir miktar daha devam edebileceğini işaret etmekte. Ben buradaki ana sebebin Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta attığı adımlar sonrası, yani burada ne adım atmıştı Merkez Bankası? API kalemi aracılığıyla bilançosunda bir büyütme, bir varlık alımı açıklamıştı. Tabii varlık alımının ne kadar boyutta olacağı şu anda belirsiz. Yani bir nevi biz de hani Amerika'nın attığı gibi açık uçlu bir varlık alımına gidiyor muyuz sorularını uyandırdığı için burada TL üzerinde bir miktar satış baskısı görmekteyiz. Kısa vadede yatırımcının takip etmesi gereken seviye 6.84 seviyesi. 6.84 seviyesinin ben burada önemini altını çizmek istiyorum. Çünkü 6.60 üzerinde başlayan bir hareket var. Eğer yarın da bu TL üzerindeki satış baskısı devam ederse o seviye teknik olarak mümkün gözüküyor. Ama eğer risk iştahında belirgin bir düzelme olur ve bu gelişmekte olan kur sepetinde yansıma yaparsa dolar TL'de bir miktar daha geri çekilme beklenebilir ama şu an için 6.72 seviyelerde aşağıda destek seviyesi haline gelmiş durumda. Bir taraftan Cem Bey şöyle bir durum da söz konusu. Bu ons altındaki yükselişin devamını bekliyor muyuz? Yani normalde ons altında bir geri çekilme söz konusu olmuştu ama sonradan tekrardan yönünü yukarıya doğru çevirdi. Bu taraftaki beklentilerinizi de alabilir miyim? Evet, ons altındaki hikaye oldukça esasında farklı. Yani ons altın şu anki durumdan en fazla faydalanması gereken varlık sınıfı gibi gözüküyor. Çünkü çok düşük bir faiz ortamı var. Çok fazla bir likitte olacak bu toz dumanı aldıktan sonra ve Merkez Bankası çok uzun bir süre faiz arttırımına gidemeyecekler. Ve hatta belki de eksi faizlerle yolun devam edecekler. Tabi bu şu anda altının duymak istediği en güzel hikaye. Yani öyle bir ortam oluştu ki düzelse bile işler yurt dışında bir miktar altın burada güçlü kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu yaşanan son dalga tamamen bu dolarizasyon kaynaklı bir likide geçmek ihtiyacından kaynaklı olduğunu düşündüğümden dolayı altında biliyorsunuz 1400'lere doğru bir sert bir geri çekilme olmuştu. Ama piyasadaki normalleşmeyle birlikte ki bunu petrolde geçen hafta görmeye başladık. VIX endeks zaten belli bir sürede bunun işaretini veriyordu. Bugün altın da bunu ayak uydurmasıyla 1650 dolar üzerinde bir seyir şu anda söz konusu. Kısa vadede ben 1700 ve 1750 dolar seviyesinin ons altında hedefleneceğini düşünmekteyim. Evet Cem Bey, bir tarafta da Brent petrolü yakından da takip ediyoruz. Özellikle bu OPEC artı toplantısının bugün yapılacak olan beklenen toplantının perşembeye ertelenmesi ons altındaki birazcık daha realizasyonu getirdi beraberinde. Yani buradaki tekrardan bir satış baskısı üzerinde görülüyor. Bundan sonraki süreçte bir taraftan şöyle bir durum söz konusu. 10 milyon varillik bir kısıntıya gidileceği. Bu 10 milyon varillik bir kısıntının yani söz konusu olması dahilinde dahi Brent petrol tarafında fiyatların çok kolayca toparlanabileceği analistler tarafından da gözlemleniyor. Bu konudaki fikrinizi merak ediyorum ben. Özellikle Brent petrolde izlediğiniz rakamlar nelerdir? Evet, şimdi Brent petrol aslında baktığımız zaman petrol diye bakalım, yani sadece Brent değil ham petrol fiyatlarına da baktığımız zaman şu anda piyasadaki en ciddi şekilde realiteyi fiyatlayan varlık sınıfı olmaya aday. Çünkü burada biliyorsunuz tamamen olay arz ve talep üzerine kurulmuş durumda. Mesela borsalar eğer bu virüsle ilgili kaygıları azalırsa bunu önceden satın almaya başlayabilir. Ama burada petrol tarafında o kadar ciddi bir, zaten belli bir süredir bir talep eksikliği vardı. Ve bu son virüs kaynaklı olaylardan sonra tamamen talep durma noktasına gelince
Burada artık hani tabiri caizse milyonlarca varil dolar şu an milyonlarca varil petrol şu anda okyanusta boş tankerlerde yüzülüyor. Yani bunun ciddi bir saklama maliyeti var. Bundan dolayı petrol belli bir süre gözden düşen bir yatırım aracı olacak gibi gözüküyor. Şayet 9 Nisan'daki toplantıda bir kısıntı haberi gelirse tabii ki petrol fiyatlarımız yukarı yönlü bir tepki hareketi göreceğiz. Burada büyük bir ihtimalle takip edeceğimiz seviye 35 dolar olacaktır ben petrolde. Bu seviyenin üzerinde belki bir 40 dolar denemesi olabilir ama bu hastalıkla ilgili tamamen bir düzelme ya da verilerde yani bu özellikle Amerika ve Çin verilerinde bir toparlanma süreci görmediğimiz sürece yani ekonomik veriden bahsediyorum. Petrolde şu an için 40 doların üzerini konuşmak erken gibi gözüküyor. Yani özetlemek gerekirse petrol toplantısında bir arz kısıtlılığıyla birlikte Brent petrol 35 dolar çok makul bir seviye gibi gözüküyor. Ama 40 doların üzerini görmemiz için ekonomik tarafta verilerde belirgin bir toparlanma mı görmemiz gerekir diye düşünmekteyim. Belki borsalar tarafı bunu çok önceden fiyatlayacaktır ama petrol burada gerçekleşmeleri ya da gerçekleri daha zamanında fiyatlayacak bir varlık sınıfı olarak gözükmek. Cem Bey, son kez bir de şunu danışmak istiyorum. Özellikle şu süreç içerisinde yatırımcıların kafası oldukça karışık. Yani bu seviyelerden alım gerçekleştirebilir miyiz? Yoksa birazcık daha şu iki hafta süreci beklemeli miyiz? Nakitte mi kalmalıyız? Şeklinde birçok yatırım tavsiyeleri de almak istiyorlar. Oldukça karışık ve önünü de göremeyen bir yatırımcı söz konusu. Burada kısaca sizden yatırım tavsiyesi alabilir miyiz? Yani ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Şimdi tabii çok zor günlerden geçiyoruz. Yani açıkçası bizim gibi stratejistlerin, ekonomistlerin, yatırım danışmanların da karar vermekte çok zorlandıkları, gün içinde yatırım kararları ya da bir yatırım tavsiyesi verirken kararlarını 3-4 defa gözden geçirmek zorunda olduğu bir dönemden geçiyoruz. Onun için yatırımcılar burada çok haklılar. Ama bizim inandığımız bazı değerler var. Bu da ne? Öncelikle endeks olarak baktığımız zaman borsalarda yani Türk borsasında bir miktar yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünmekteyiz. Bu da çünkü ana bizim hedef değerlerimiz. Tabii ki revize olacak. Tabii ki burada çok ciddi kayıplar oldu ama bulunduğumuz seviyeler gerçekten çok uygun seviyeler. Yani borsa için baktığımız zaman. Tabii biz burada eski hedef seviyelerimizden bahsetmeyeceğiz. Yani bunu zaten dünya endeksinin içinde bahsetmek zor. Burada belli bir olgunlaşma, belli bir bu hastalık konusunu kapandıktan sonra piyasalardaki hasar tespit çalışmasını tamamlaması gerekiyor. Kısa vadede bakacak olursak endekslerde özellikle Türk borsasında bir miktar yukarı yönlü hareketinden devam edeceğini düşünüyorum. Öte yandan baktığımız zaman tahvil faizlerinde şu an için çok fazla bir değer gözükmüyor. Çünkü önümüzdeki süreçte büyük bir ihtimalle bu bütçe tarafındaki açıklar hazinenin borçlanma maliyetlerini yansıyacağı için tahvil tarafı bir miktar hani uzak durulması gereken bir varlık sınıfı olarak gözükmekte. Hı. Öte yandan yine altın burada ön plana çıkabilecek bir varlık sınıfı olarak gözüküyor. Biraz önce anlattığım gibi eğer bir normalleşme yaşanırsa piyasalarda ki baktığımız zaman çok ciddi bir burada bir likitte ve düşük faiz ortamında çok uzun süre söz konusu olacak. Bu altın fiyatlarına yaramaya devam edebilir. Ve onun yanında da tabii bir süre yine yükselmesi muhtemel bir mevduat faizi görebiliriz. Yani bunun biz sinyallerini geçtiğimiz haftadan beri alıyoruz. Bu tarafta da yine yani çok cazip olmasa, çok cazip olmadığını düşünüyorum hala evet. Ama en azından likit kalma ya da riski ayarlama bakımından hani bu tip kısa vadeli mevduat peki. Ya da kısa vadeli tahvil tarafı da tercih edilebilir ama orta ve uzun var tahvillerde pek değer görmüyoruz. Dediğim gibi burada ön plana çıkartacağım. Varlık sınıfı yine hisse senetleri olacak gibi gözüküyor. Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge'ye katılımınız ve değerli bilgileriniz için çok teşekkür ediyoruz.